TV'den herkese merhaba. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada Londra merkezli Cambridge Analytica şirketinin seçmen davranışlarına müdahalesini anımsattı ve hükümete uyarılarda bulundu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a seslendi Kılıçdaroğlu. Anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası sizi yabancı istihbaratın eline düşürür dedi. Cambridge analitikacılık oynamak sizin kapasitenizi aşar ifadelerini kullandı. Bu kavramlar nedir? Dünyada ne gibi örnekleri var? Türkiye'ye nasıl uyarlanabilir ve uyarlama girişimleri oldu mu anlamaya çalışacağız. NIFSLAB Türkiye Strateji Koordinatörü Ahmet Sabancı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Sabancı. Hoş bulduk. Öncelikle dark web dünyası nedir? Nasıl karşımıza çıkar? Yani dark web dediğimizde genellikle bir işin teknik tanımı bir de herkesin kullandığı tarafı var. Genellikle teknik tanım daha bildiğimiz kullandığımız tarayıcılarla giremediğimiz ya da ekstra bir araç kullanarak girmek zorunda kaldığımız internetin daha erişilmesi zor kısmını genel olarak tanımlamak için kullanılıyor. Ancak medyanın genellikle kullandığı ve işte şu anda da gündemimizde olan haliyle dark web genellikle yasa dışı işlerin yürütüldüğü, buna dair hizmetlerin, ürünlerin ki hani bunun içine uyuşturucusundan kara para aklamasına birçok farklı şeyin satın alınabildiği ya da bunlara dair hizmet sağlayanlara ulaşılabildiği web siteleri buradaki bu türdeki web siteleri tabir etmek için kullanılıyor. Buradan hani birçok hani karanlık hikayenin yanı sıra işte internette çok sık artık karşımıza gelen zararlı yazılımları, buna benzer işte daha dijital güvenlik saldırılarına yönelik araçları ya da bu hizmetleri satan insanlara da buradan erişmek, onlardan hizmet satın almak mümkün. Evet. Peki Kılıçdaroğlu ve Altun tartışmasında konu olan Cambridge Analytica'yı nasıl hatırlıyoruz Sayın Sabancı? Ne gibi faaliyetlerde bulundular? Hangi seçimi etkilediler? Biraz bundan bahsedelim mi? Açalım mı bu konuyu? Cambridge Analytica aslında 2016 seçimlerinde, 2016'daki ABD seçimleri ve Brexit referandumu sonrasında gündem olsa da bunun öncesinde ve belli bir süre kadar sonrasında da dünyanın birçok farklı yerinde politik gruplara, siyasi partilere internet üzerinden, sosyal medya üzerinden çok daha spesifik bir şekilde hedeflenmiş ve tespit edilmesi, görünürlüğü çok daha azaltılmış propaganda ve reklam kampanyaları düzenlemelerine imkan tanıyan bir şirketti. Bu hizmeti veren şirket. Bir şirketti. Şu anda buna benzer hizmetleri veren farklı şekillerde benzer sosyal medya hizmetleri veren birçok şirket olsa da aralarında en ünlülerden birisi haline gelmelerinin sebebi de ABD seçimleri, Trump'ın seçildiği ABD seçimleri gibi bir seçimle anılıp gündem haline gelmiş olmaları ve Trump'ın uzunca bir süre danışmanlığını yapmış olan Steve Bannon'ın da bu şirketin ortaklarından ve yöneticilerinden birisi olmasıydı. Bu şirketi en çok farklı kılan ya da onu özel kılan yöntemi sosyal medya reklamlarını ve sosyal medyadan toplanabilen verileri, kişisel verileri çok aktif bir şekilde kullanabilmesi. Yani örneğin bizim Facebook'ta, Instagram'da ya da Google üzerinden verilen reklamlarda gördüğümüz bize özel olarak hedeflenmiş, bize ait kişisel veriler kullanılarak bize gösterilen reklamları siyasi propaganda amacıyla kullanma yolunu aktif bir şekilde meşhur eden ve aynı zamanda bunu olabileceği en aktif ve agresif şekilde kullanmaya çalışan şirket olarak ünlendiler. Hatta bunu geliştirmek için Facebook'tan İzinsiz yollarla 50 milyonu aşkın kullanıcının kişisel verilerini çektikleri ortaya çıktığında da Facebook tarafından dava edilip şirketin bir anlamda tüm hizmetlerini durdurmak zorunda bırakılmasına neden oldular. Evet. Peki Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle Cambridge analitikacılık oynamanın seçim sürecine ne gibi etkisi olur? Türkiye'de bunun işlemesi mümkün mü? Bu boyutta işlem gerçekleştirecek şirketler mevcut mu? Yani önümüzde şöyle bir senaryo var. Bir yandan işte dünyada birçok farklı araştırmaya bakıldığında en çok sosyal medya kullanan ülkelerden bir tanesiyiz ve bu kaçınılmaz olarak da insanların
siyasi görüşlerini, politik duruşlarını veya tercihlerini etkileme gücüne sahip bir alan olması anlamına geliyor. Ama diğer yandan da en büyük sıkıntı bu tarz şirketlere ve işte diğer politik gruplara, örneğin hani Cambridge Analytica'nın adından çok bahsediyoruz. Ancak diğer yandan aynı dönemde yine ABD seçimleri üzerinden Rusya'nın kurduğu Internet Research Agency'nin de çok benzer taktikleri ve benzer kampanyaları yaptığını biliyoruz ve açıkçası hani sadece belli şirketlerin değil, farklı dünyanın farklı yerlerinden farklı politik grupların da benzer taktikleri uygulama ihtimali her zaman önümüzde. Ama bunun ne kadar seçmen üzerinde etkisi olabildiği sorusuna hala kesin bir cevap verebilmiş değiliz. Yani kararsız seçmenler örneğin bu tarz kampanyalarda en sık hedef alınan ya da işte insanları net bir kararı varken kararsızlığa itme ya da bir iki seçim arasında kalmaya ve bu yüzden de belki oy vermemeye itme en sık kullanılan yöntemlerden birisi. Ama bunun seçim gününe ne kadar etkisi olduğunu, oylara ne kadar etkisi olduğunu hala kimse kesin bir şekilde cevap veremiyor maalesef. Burada belki Türkiye açısından özel bir durum olarak şeyi konuşabiliriz. Çok kısa bir seçim dönemi geçirdiğimiz için, kampanya dönemi geçirdiğimiz için burada sosyal medyanın etkisi normal bir seçim sürecine göre daha farklı bir şekilde işleyebilir. Başka zamanlara göre daha farklı bir etkisi olabilir. Bu da yapılabilecek herhangi bir şeyin ya da sosyal medya kullanımının genel olarak seçmen üzerindeki etkisinin görece bir nebze daha fazla olmasına neden olabilir. Evet. Peki şimdi şöyle bir uyarısı var Kılıçdaroğlu'nun. Dark Web dünyası sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Ne demek istiyor burada? Bu uyarı ne anlama gelir? Burada sanırım Kılıçdaroğlu'nun hani işaret ettiği konu çok fazla işte bu tarz haberler çok sık gündemimize düşmüyor ya da çok teknik olduğu için birçok insanın hani kavramakta zorlandığı şeylerden bir tanesi ama çoğu zaman bu işte bahsettiğim örneğin işte dark web üzerinden farklı hizmetler satın alabilme özellikle de işte dijital saldırılar veya dijital güvenlikle alakalı mevzular söz konusu olduğunda bu hizmetleri satan ya da bu hizmetleri sağlayan oradaki isimlerin çoğu zaman farklı devletlere de hizmet ettiği ya da onlarla birlikte çalıştığına dair şeyler ortaya çıktı. Yani kimi zaman yasa dışı işte Bitcoin para aklaması yapan vesaire dark web üzerinde Bitcoin ile para aklama yapanların Kuzey Kore devletine hizmet eden hackerlar olduğunun ortaya çıkması ya da farklı casus yazılımları, zararlı yazılımları satanların eş zamanlı olarak Rusya devletine de hizmet verdiklerinin ortaya çıkması gibi şeyleri geçmişte gördük. Bunun örnekleri çok fazla oldu. Ve hatta birçok bu alanda çalışan güvenlik şirketlerinin kendi listeleri vardır. İşte hangi hacker grupları hangi devletlere eş zamanlı olarak çalışıyorlar diye. Ve eğer bu konuda yeterince bilgi sahibi değilseniz ya da karşınızdakiler sizden çok daha profesyonellerse farkında olmadan hani siz orada bir şeyler yapmaya çalışırken onlara hizmet edecek bir noktaya da düşebilirsiniz. Hani bu elbette tamamen bir senaryo olduğundan dolayı hani bunun nerede ne şekilde karşımıza çıkabileceği hani o ya da işte o tweet'te bahsi geçen yabancı istihbaratların ne olabileceğine dair hani söyleyebileceğimiz her şey tamamen mevcut durumda spekülasyondan ibaret olacaktır ama maalesef hani diğer yandan da o dark web ve oradaki hizmetler söz konusu olduğunda bu tarz grupların ve bu tarz insanların da bulunduğu hemen hemen herkesin bu alandaki profesyonellerin bildiği bir gerçek. Peki, çok teşekkür ederiz katılımınız için. Rica ederim. Hoşça kalın. NewsLab Turkey Strateji Koordinatörü Ahmet Sabancı yayın konuğumuzdu sevgili seyirciler. Seçime giderken karşılaştığımız bir şirket ismi. Cambridge Analytica. Kılıçdaroğlu hükümete uyarılarda bulundu bu konuyla ilgili. Seçmen davranışını etkileyen bir şirketten söz ediyoruz. Ayrıntılarını dinledik Sayın Sabancı'dan. Not alıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.